أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Paranormal Ofis. Üstad-ı Said, araştırmacı yazar. Erol Tangut. Doğru tevbe teknikleri. Şeytan Haritası kitabımız çıktı. Doğru tevbe. Şeytan Haritası kitap tanıtım ve sipariş hattı 541-850-84-67. Erol Tangut. Paranormal Ofis. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bu uygulamanın yayın haklarını internette, Facebook'ta yayınlanmak için yayın haklarını veriyorsunuz değil mi? Kabul ediyorsunuz. Veriyorsun. İnşallah bu da sizin adınıza sadaka hükmüne geçer. Bunu izleyen insanlar da onlara da vesile olmuş olursunuz. Sebep olan yapmış gibidir diyor Allah Resulü. Başkalarının şifa bulmasına sebep olacağınız için de inşallah siz de daha hızlı şifa bulursunuz. Tanışmak sünnet. Tanışalım. Ben kendimi tanıtayım. Ondan sonra sizi tanıyalım. Osman Karaca, aslen Bolu Geredeli'yim. Kocaeli'nde ikamet ediyoruz. Biz de burada Erol Hocam'ın yanında görevli olarak hizmet etmeye çalışıyoruz. Gelen hastalarımızla ilgilenmeye çalışıyoruz. Nadir Hocam. Nadir Karataş. Memleketim Ankara. Evet. Ben de burada görevliyim inşallah. Abi sizi tanıyalım. Ben de memleket Tunceli. Uşak'ta çalışıyorum. Serbest çalışıyoruz. İsim neydi abi? Fethi Erdoğan. Fethi abi, rahatsızlık neydi? Neyle alakalı şikayetiniz var? Sizi buraya getiren rahatsızlığın sebebi nedir? Uykum gelmiyor geceleri, bölünüyor. Bazen hiç gelmiyor. İlaç kullanayım, ilaç zor getiriyor. İlacı ne için kullanıyorsunuz? Uyku gelsin diye. Uyku gelsin diye. Bipolar bozukluk yani. Bipolar bozukluk var. Tabii, bu bipolar bozukluk Atakan'ı geldiğinde saldırgan. Değil mi amca? Saldırgan, öfkeli. Para gider elinde, para durmaz. Su gibi para harcar. Ne 100 milyar ver, biter yani. Yaş kaç? 47. 47. Evlilik devam ediyor mu? Devam ediyor. Kaç yıldır evlisin? 23-24 sene oldu. 24. Kaç çocuğunuz var? 2 yıl bir kaldım. Birisi rahmetli mi oldu? Kızı kaybettik ya. Allah rahmet eylesin. Şimdi mülk Allah'ın. Bütün kainat ona ait. Verir de alır da yani. Biz ona itiraz edemeyiz. Bir hikmete mebni olarak onu sizin elinizden almış. Ve her yarattığı kul için bir ecel takdir ettiği için o süre dolduğunda kimse burada duramaz. Hiç itiraz ettin mi kızının kaybedince? Üzülüyorum. Tamam, şimdi üzülürüz, ağlarız. Ama mesela Allah'ım niye aldın benim elimden? Yani onun ölümüne, Allah'ın onun ruhunu gasp ettirmesine itirazın oldu mu? Oldu. Neler söyledin mesela, hatırlıyor musun? Niye benim kızımı aldı işte? Allah'ım niye benim kızımı aldın dedi, değil mi? Abi şey var.
İslam ve şirki var. Kızınız hangi yılda vefat etti Fethi Hanım? 2013'te. 2013. Sizin bu rahatsızlığınız öncesinde mi başladı? Ben 99'dan beri rahatsızım. Eskiden böyle her seferinde rahatsızım. Senden bir kere önce rahatsızım. Şimdi rahatsızım. 2 senede böyle sık sık rahatsızım. Yani kızın ölümünden sonra bu arttı değil mi sende? Arttı. Arttı. Serbest meslek dediğin ticaret mi yapıyoruz? Yok, abilerimle mermer atölyesinde çalışıyoruz. Yani işçi olarak mı çalışıyorsun? İşçi. İşçi olarak çalışıyorsun. Anne baba sağ mı? Yok, baba vefat etti, anne sağ. Annen sağ. Annesi sağım, şunu şunu yaz, baba rahmetli. Annenin babanın, anne babalarına ölen yaşayan var mı? Dedeler, ebelerden yaşayan var mı? Yok, dedelerden yaşayan. Hepsi rahmetli oldular, Allah rahmet eylesin. Annenle babanla geçimin nasıldı? Normaldi. Yani mesela bu uçağına erdikten itibaren onlarla muhataplığında hiç onlara üzecek hareketler yaptık mı? Elimizle müdahale ettik mi? Vurmak gibi, seni dövmeye kalktığında elinden tutmak gibi, öfkeyle çekildiği şeylerini iteklemek gibi bir şeyler yaptık mı? Yaptık. Anneye mi yaptık, babaya mı yaptık? Her ikisi babaya. Babaya yaptık. Babaya eline müdahale var. Baban ne iş yapardı? Çiftçiydi. Çiftçiydi. Arazi büyük mü? Arazi var. Hayvancılık da var mıydı yanında? O zaman vardı, şimdi yok. Yani baban hayvan da besliyordu. Besliyordu. Bu kaldırdığı tarım ürünlerine, beslediği hayvanlara nisap miktarını buluyorsun, zekat verir miydi? Zekatla ilgili bilgisi var mıydı onun? Mesela 40 koyunu geçer miydi? Küçük baş. Yok. Yok, o kadar yoktu ya. 40 koyundan küçük, az. Küçük, az. Mesela kaldırmış olduğu ekin diyelim ki 3-5 traktöre kaldırır mıydı? Ne, o kadar değil. Ama 570 kiloya geçiyordur yani. Şeyde, tahılda mutlaka zekat düşüyordur. Dedeler ne iş yapardı? Anne soyundan, baba soyundan? Onlar da çiftçiydi. Onlar da çiftçiydi. Onlar da zekat verip vermediğini bilmiyorsun değil mi? Bilmiyorum. Ben o zaman da yokmuşum bile. Tamam. Hayat hikayesi olarak aile içerisinde genelde böyle konuşulur bunda. Mesela ben şimdi 1840'da doğmuş dedemi biliyorum mesela. Onun hayat hikayesini biliyorum. Nereden gelmiş? Efendim hangi işleri yapmış? Babamdan gelen bilgilerle ben biliyorum. İsmini biliyorum. Hangi köyden çıkmış gelmiş onu biliyorum. Genelde aileler böyle konuşur. Sözlü kültür olarak geçmişlerini aktarırlar birbirlerine. Bu açıdan sordum yani. Eşinizin annesi babası sağ mı Fethi Hanım? Babası vefat etti, annesi sağ. O da aynı sözünüz gibi. Peki, eşinin annesiyle babasıyla birlikte yaşadığı dönemle ilgili onun hiç anneye babaya müdahalesi olmuş mu biliyor musun? Eliyle. Bilgim yok. Bilgim yok. Onun annesi babasıyla geçimini biliyor musun? Mesela annesi babası kızdığında, öfkelendiğinde ona beddua eder miydi? Hiç bilgim yok. Bilmiyorum. Senin baban annen yapar mıydı öfkelendiklerinde, kızdıklarında sizlere? Babam yapardı. Baban yapar değil mi? Annen yapmaz mıydı? Evet. Babaya karşı kalbinde bir öfke var mı senin? Yok. Geçmişten itibaren ama. Çocukluk, yani ergenlik çağından itibaren hiç babaya öfke duydun mu? Babaya mesela reddiye yaptın mı? Böyle baba olmaz olsun filan. Ya diyorduk öyle diyorduk. Böyle bir reddiyen oluyor değil mi? Babaya reddiyesi var abi. Eşinle evlendiğiniz günden itibaren karşılıklı uyumunuz nasıl? Böyle anlaşmazlığa düşüyor musunuz? Yok, anlaşıyoruz. Çok iyi anlaşıyorsunuz değil mi? Hmm. Mesela hiç kızdın mı, eşine beddua eder misin? Hiç etmemiş. Hiç etmedi. Duydum ya, ben bir kere duydum. O eder mi? Mesela o, Allah senin canını alsın, senin gibi adam olmaz olsun falan der mi? Pek ne oluyor? Az da olsa söylüyor değil mi? Şey de babam da söyledi, bir kere şahit olduk. Şimdi, isim neydi? Fethi Bey. Fethi Bey,
Şimdi burada biz sizi sorgulamıyoruz. Şimdi sizin çekmiş olduğunuz rahatsızlığın sebebini bulmaya çalışıyoruz. Bu da sizin yaşadığınız hayatla ilgili bir şey. Nerede hata yaptınız? Hangi bir sıkıntı yaşadık? Bunu sorarak ancak öğrenebiliyoruz. Onun için yaşadıklarını, sorduğumuz sorulara rahat cevap ver. Neden kaynaklandığını bulacağız. Yani biz başka türlü bunu bulamayız. Senin bize vereceğin bilgilere göre biz, bizdeki ilimle birleştirip şu hata olmuş, şöyle yapacağız, böyle yapacağız dediyse önerler yapacağız, tedavimizi yapacağız. Tamam mı? Mesela hiç Allah'ım canım al da kurtulayım dedin mi? Ben mi? He. Her zaman diyorum. Her zaman diyorum. Hay ve kayyum esmasına. Böyle hayat olmaz olsun diyor musun? Diyorum. Diyorsun. Allah'ım beni bu dünyaya niye gönderdin diyorsun. Şu an için hayattan lezzet almıyorsun değil mi sen? Mutlu değilsin. Ben o kadar değilim yani. Eskisi gibi değilim. Eskiden iyiydim. İyiydin. Şu an için dünyadan lezzet almıyorsun. Yediğin, içtiğinden, uykudan. Yok. Mutlu değilsin, huzurlu değilsin. Hı-hı. Annen baban adarlar mıydı? Adarlar. Mesela bir şeyi çok istediklerinde, bir şeyi olmasını istemediklerinde, Allah'ım şu olursa şunu yapacağım, bu olmazsa bunu yapacağım gibi adarlar mıydı? Adarlar. Hiç hatırladığın var mı? Var. Mesela niye adarlar? Hatırladığını söyle bize. Niye adarlar? Mesela kardeşim o askere gittiydi, askere sağ gelirse kurban alalım. Sağ salim gelirse kurban keseceğim. Kestiler mi onu? Kestiler. Bana da aynı, küçük kardeşime de aynı. Demek ki ailenin bir adak adama şeyi var. Özellikle. Bu annem mi yapar genelde? Annem babam ikisi de. İkisi de yapar değil mi? Peki ikisi ayrı mı yapardı? Yok, beraber aynı adam yapıyorlar. Şimdi ikisinin de ağzından çıkıyor mu da ayrı ayrı? İkisi de değil işte, çocuğumuz askerde gelirse adak yapalım, bak, asker yapıyordur. Çift adak var yani. Şimdi mesela ben desem ki, Allah'ım oğlum askerden sağ salim gelirse bir kurban keseceğim desem, benimki adak yerine geçer, eşim yaparsa eşiminki de adak yerine geçer. Ben de kesmem lazım, eşim de kesmesi lazım. Tamam. İkisi birden söyledi mi tek adak olmaz. Herkesin sözü kendine ait. Şimdi ikisi birden söylüyorlardı ama bir tane kesiyorlardı değil mi? Onda baba yapıyordu, anne yapmıyordu. Tamam. Muhtemelen adak da var. Sende kontrol edilemeyen öfke oluyor mu? Evet. Aniden parlama yapıyorsun. Evet, bastığım zaman öyle oluyor. Evet. Ve sonradan pişman oluyor musun? Pişman oluyorum. Yani niye bu kadar tepki verdim, böyle yapmamam lazımdı falan diye içinden geçiriyorsun değil mi? Evet, evet. Tamam. Yani ergenliğe erdiğinden itibaren karşı cinse istek ve arzun yüksek miydi? Seni bunaltır mıydı sürekli? Şehvet dediğimiz hadise. Normalde mesela 100 kabul edelim, bunun aşağısı düşük, yukarısı yüksek anlamında. Seni sürekli rahatsız eder miydi? Neyi anlamadım. Şimdi ergenliğe erdiğin zaman Allah Teala insana bir güç kuvvet veriyor ya, şehvet dediğimiz, karşı cinse ilgi ve alaka duyma, kadınlara ilgi ve alaka duyma özelliğimiz var ya, bu özelliğin ergenliğe erdikten itibaren yüksek miydi sende? Seni çok rahatsız eder miydi? Sürekli mesela o tarafa meyil, aklından çıkmayacak şekilde bir seni rahatsız eder miydi? Yok. Yok, normaldi değil mi? Peki. Sen hiç ada adamıydın? Ben de adadım. Mesela niye adadın? Hatırladığın bir şey söyle bize. Bir kere domuz beni vurdu, adaktım. Domuz sana kırda vurdu. Hı. İyileşirsen mi dedin? Yani iyileşirsen adak kestiler. İyileşirsen? Askere geldiğim zaman adak kestiler. Hayır, sen bir domuz sana vurdu, iyileşirsem dedin. Ne keseceğim dedin sen? Tosun keseceğim dedim, tosun kestim. Tosun keseceğim dedim, tosunu kestin. Başka bir şey mi hocam? Hı? Niyet etmişim. Peki, Allah'ın yaptığım adamın yerine geçmesi niyetiyle niyet ettiğim bir tosun kesme diyerek mi kestin? Yoksa direkt hayvanı kestin mi?
Eti... Kasapçının birine verdim, kesti. Yani niyet yapmadan mı kestirdin? Niyet yapmıştır ya, ben olur mu? Sen yapacaksın niyeti. Ya ağzımda şu sözleri söyledim. İslam'da şu var bak, ibadetler vekaletle yaptırılabilir. Örneğin benim zekatım var. Allah'ım niyet ettim bu seneki zekatımı vermeye, malımın zekatını vermeye niyet ederim, hesabı yaparım. Sonra derim ki, Fethi kardeşim, benim zekatımı dağıtmak üzere seni vekil tayin ettim derim. Sen aldım kabul ettim dersin, ben sana para teslim ederim, benim adıma dağıtırsın fakirlere. Niyet, Peygamber Efendimiz'in bir emri var bak. İnnemel amelü bin niyet diyor. Manası şu, ameller niyetlere göredir. Şimdi diyelim ki kalktım ben, Allahu Ekber dedim, namaza durdum. Bak, Allahu Ekber dedim, namaza durdum. Olur mu? Ne namazını durdun, öbürü değil. Yani niyet yapılmadan yapmış olduğun şey sadaka hükmüne geçer. Etini ne yaptın? Dağıttım. Fakirlere dağıttın. Akrabalarına verdin mi? Kan bağına olan insanlara verdin mi? Kardeşlerine verdim. Kardeşlerine, annene, babana, kayınpederine, kayınvalidene, böyle eşine, çocuklarına dağıttın mı? Dağıttım. Dağıttım. Şimdi adaklar Allah tarafından fakirlere tahsis edilmiştir. Şimdi senin kan bağın olan insanlara adak etinden veremezsin. Tamam. Şükür kurbanı kessen verebilirsin, yedirirsin. Neydi? Akika çocuklar olduğunda mesela sünnet olan akika kurbanlar var. Onu kesersen yedirebilirsin. Yani adak etinden kan bağın olanlara veremezsin. Zaten kan bağın olanlara vermekle mükellef olduğun için, tamam mı? O da adağı yerine getirmez. Böyle öfkelendiğinde gözün hiçbir şey görmemezlik oluyor mu? Gözün hiçbir şey görmemezlik. Mesela 10 kişiye falan kavgağında dalma, korkmadan dalma özelliğin var mı? Var, hiç korkmuyorum. Hiç korkmaz. Abi sende bir dana var. Muhtemelen yani. Mesela bugüne kadar yapmış olduğun dualarla filan cevap aramayınca hiç Allah'ım beni duymuyor musun, beni görmüyor musun filan dedin mi? Böyle ağzından söz çıktı mı? Diyorum bazen. Bazen diyorsun değil mi? Mesela dua ediyorsun, istiyorsun Allah'tan. Duana cevap gelmeyince Allah'ım beni duymuyor musun, beni görmüyor musun şeklinde ağzından söz çıkmış olabilir. Hiç Allah'tan ümit kestin mi? Kesmişim zaten. Şu an şimdi ümitten kesiksin değil mi? Allah'ta ümidin yok yani. Allah'ta ümidim yok valla. Abi ümitsizlik, basir esması, semi esması. Hata ve günahlarını Allah'ın affından büyük görüyor musun? Beni affetmez filan diyor musun? Şimdi öyle bir şey geçiyor mu? Diyorum ama. Kuddüs esması. Başka sorun varsa sor. Zekat verecek nisapta malın oluyor muydu hiç? 80.18 gram altın değerinde para olduğunu üstüne bir yıl geçince, o da şu an mesela ki rakamlarda 12-13 bin lira. Bir sene üstünden geçerse buna zekat düşer. 40'ta 1. Mesela diyelim ki bir arsa aldın. Diyelim ki ben bu arsayı alayım. Üstüne koyunca sadak kazanırım diye aldın. Ona zekat düşer. Bu tip malın oldu mu? Hocam araba oldu ama o da krediyle almıştı. Şimdi bu zekata girer mi? Benim araba mi? Araba şeydir, asli ihtiyaçtır. Şimdi ev aldı, o da kredi. Yani faizler çektin, faizli krediler çektin. Faiz de var. Sen bayağı yükleme yapmışsın kendine. Biraz da ilaç etkisi var hocam, böyle kalıyor. Çok ilaç içiyor. Doktora gittiğinde tıbbi teşhis olarak bipolar bozukluk mu dediler sana?
Çift uçlu bu pırar bozuklu. Çift uçlu, çift yönlü. Para harcama çok mu seviyorsun? Bir ara öyleydi. Yani böyle harcayıp eve geldiğin zaman ya ben bunları niye aldım falan diyor muydun? Hastalandığında mı yoksa? Hastalandığında. Tabii canım. Yani ben bunları niye aldım acaba falan diye. Para yani şuursuzca harcama durumu vardı değil mi? Bu arada şimdi eskisi gibi değil. Tamam. Evden hiç ayrılıyor musun? Ayrılıyorum. Evden ayrılıp gidiyor musun birkaç gününe? Yok öyle değil. Gidip gezip geliyorum. Gidip gezip geliyorsun. Tabii yaşıyor buraya. Ama akşam dönüyorsun değil mi evine? Dönüyorum. Tamam. Bazen ağlamak, bazen gülmek gibi şeyler geliyor, hisler geliyor mu? Ağlamak geliyor. Bazen sebepsiz ağlamak geliyor, bazen de sebepsiz gülmek geliyor mu? Geliyor. Geliyor. Evet, ağlamak bilmez. Sebepsiz gelir. Niye ağladığını bilmez, niye güldüğünü bilmez. Bir muayene... Bir sığınma duaları yapsın bakalım, sığınma duaları. Şey var mesela hocam, akşam mesela yatarken kendinden korkuyor, yalnızlıktan da korkuyor. Karabasan görüyor diyor hocam. Yani o Karabasan şey... görür. Karabasan ne zamandan beri görüyorsun Hüsbe? Karabasan ben küçükken tabi hukuk zamanında vardı, bıraktı bir hoca baktı Muska'ya. Bıraktı Muska şimdi yine başladı. Muska yazdırdın mı? Yazdırdım. Taşıdın onu. Şu an üstünde var mı? Kaybettim. İyi. Allah sana merhamet etmiş ki kaybetmişsin. El Hafız ismine isyan ve şirk olarak yaz. Yani çok zaman bu yani şey kullanmış olduğu zaten şu an 5-6 tane ilaç var. Hem şeker rahatsızı hem diğer popüler bozukluğu falan ondan dolayı almış olduğu 4-5 tane ağır ilaçlar var. O da akşam yatarken çoğu zaman boğulma şeysine geldim diyor. Karabasan geldim diyor, boğazımı sıkıyor. Sen hiç evine filan lanet bela beddua ettiniz mi? Lanet olsun bu evi filan dedin mi? Dedim mi oğlum? Dedin oğlum. Evet. Ben şu an bugün mesela sabah ilaçlar kullanmış, dil bile dönmüyor. Hı hı. Aslında ilaç içmeden gelse de iyi olurdu. İlaçlar mı? Yani ilaçları almadan gelse de. Şu an, yani sen şu an bizim konuştuklarımızı tam itiraf ediyorsun değil mi? Evet. Anlıyorsun. Anlıyorum. Tamam. Çünkü uyuşturur ilaçlar. Uyuşturduğu için de senin şuurun yerinde olması lazım. Ne dediğini, ne dediğimizi anlaman lazım. Onun için soru. Bir sığınma duası yaptır bakalım. Abi bir ellerimizi açalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sen de söylemen lazım Fethi Bey. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Allah'ım. Adayıp da yerine getirmediğim. Adayıp da yerine getirmediğim. Tosun adağından gelen. Tosun adağından gelen. Şeytandan sana sığınırım. Şeytandan sana sığınırım. Tekrar edelim abi. Allah'ım. Allah'ım. Adayıp da yerine getirmediğim tosun adağından gelen. Adayıp da yerine getiremediğim tosun adağından gelen. Şeytandan sana sığınırım. Şeytandan sana sığınırım. Tekrar edin siz. Kalben ona sığınırım. Allah'ım. Allah'ım. Tosun, şimdi siz tosun adamısınız. Bunu yanlış yerine getirdiğiniz için, niyeti de yapmadığınız için bu eksik olmuş. Olmamış. Böyle düşünüyorsunuz. Böyle düşünerek deyin ki bu adam olmadı. Tosun adadım, bu adaktan bir şeytan geldi. Bundan sana sığınırım diyeceğiz. Allah'ım tosun adayıp da yerine getirmediğim şeytandan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım tosun adayıp da adadım. Getiremem onu üst üste. Peki soyunun yaptığı adaktan bir sığınma yaptır bakayım. Belki bu muhtemelen soyunda ne var? Çünkü çocukken karabasan görüyormuş. Evet. Allah'ım. Allah'ım. Soyumun adayıp da. Yerine getirmediği. Adaktan gelen. Şeytandan sana sığınırım. Şeytandan sana sığınırım. Tekrar edin abi. Allah'ım soyunu yerine getirmediğini. Adaktan, şeytandan gelen sana sığınırım. Soyumun adayıp da yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Tekrar edin. Allah'ım. Allah'ım. Soyumun yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Tekrar edin. Devam edin. Allah'ım. Soyumun yerine getirmediği adaktan, şeytandan gelen sana sığınırım.
Adaktan gelen şeytandan sana soruyorum. Adaktan gelen şeytandan sana soruyorum. Tekrar edin abi. Unutur mu? Unutuyorsunuz. Ya halbuki yani çok zor bir şey değil. Ne bileyim, unutuyorum. Peki aç elini. Allah'ım. Allah'ım. Hayatıma ve canıma yaptığım isyandan gelen şeytandan sana sığınırım de. Allah'ım, hayatıma ve canıma isyandan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, hayatıma ve canıma yaptığım isyandan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, hayatıma ve canıma gelen isyandan sana sığınırım. Allah'ım, hayatıma ve canıma yaptığım isyandan. Allah'ım, hayatıma ve canıma yaptığım isyandan. Gelen şeytandan. Gelen şeytandan sana sığınırım. Devam et. Allah'ım, hayatıma ve canıma. Devam edemiyorsun değil mi? Devam edemiyorum. Allah'ım. Allah'ım. Şimdi biraz boş oldu. Babama yaptığım zulümden gelen şeytanla sana sığınırım de bakayım. Babamdan yaptığım zulümden gelen şeytanla sana sığınırım. Şeytanla. Allah'ım, babama yaptığım zulümden. Allah'ım, babama yaptığım zulümden. Gelen şeytandan. Gelen şeytanın sana sığınırım. Gelen şeytandan sana sığınırım. Şeytandan Allah'a sığınacağız. Şeytana değil. Allah'ım. Allah'ım. Babama yaptığım zulümden. Babama yaptığım zulümden. Gelen şeytandan. Gelen şeytandan sana sığınıyorum. Evet. Çok güzel. Devam et buna. Allah'ım, babama yaptığım zulümden. Gelen şeytandan sana sığınıyorum. Tamam. Devam et. Allah'ım, babama yaptığım zulümden. Gelen şeytandan sana sığınıyorum. Devam et. Devam et. Devam et. Allah'ım, babama yaptığım zulümden. Gelen şeytandan sana sığınıyorum. Şimdi biz sana dur deyince kadar devam et bu duaya, bu sığınma duasına. Ama unutayım arada bir. Unutmuyorum bak, söylüyor ama. Allah'ım, babama yaptığım zulümden şeytandan gelen sana sığınıyorum. Şeytandan gelen sana sığınıyorum. Allah'ım, babama yaptığım zulümden gelen sana sığınıyorum. Zulümden gelen şeytandan sığınacağız. Allah'ım, babama yaptığın zulümden gelen şeytandan sana sığınıyorum. Şeytandan Allah'a sığınarak söylüyoruz. Şimdi tamam, anlaşıldı. Evet. Şimdi önce bir bilgilendirmek için size bazı şeyler söyleyeyim ben. Şimdi Allah Teala indirmiş olduğu kitaptan bizi sorumlu kılmış. Kur'an-ı Kerim'in indirilme sebebi bize hidayet rehberi. Okuyup, anlayıp, yaşamamız için indirilmiş bir kitap. Onun gerekçesi bu. Tamam mı? Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Sorumluluğumuz nedir? Allah'la muhataplığımız nedir? Bunlarla ilgili hükümler içeren bir kitap. Buna iman edip, okuyup, anlayıp yaşamamız gerekiyor. Bizim sorumluluğumuz bu. Ehli iman insanlar olarak. Şimdi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de annenize, babanıza öf demeyin buyuruyor. Şimdi anneye babaya öf dememek gibi bir sorumluluğumuz var. Mesela Allah Teala namaz kılınız buyuruyor değil mi? Namaz kılmazsak Allah'ın dinde hatalı sayıyoruz değil mi? Oruç tutun buyuruyor. Oruç tutmazsak hatalı sayıyor bizi. Yani günahkar sayıyor bizi. Aynı bunun gibi annenize babanıza öf demeyin de bir emirdir yani. Anneye babaya öf dememek gerekirken ona öf dersek, elimizle müdahale edersek, vurursak, tutarsak, itersek onların haklarını Allah indinde ihlal etmiş sayar bizi ve bize bu konuyla ilgili azap verir. Anladın değil mi? Evet. Senin birinci yaptığın hata bu. İkincisi, Allah Teala Peygamber Efendimiz adak adamayın buyuruyor. Adak kaderi değiştirmez, cimriden mal çıkar buyuruyor. Allah'ın hazinesi sonsuz. Allah almadan veren mabut. Allah bizden bir şey istemez ama verir. Mesela Hindistan'da ineğe tapanlar var değil mi? Var. Ama onlar her türlü ihtiyacını görüyor mu Allah? Görüyor. Görüyor. Onlar herhangi bir şey adıyorlar mı? Adamıyorlar Allah'a. İnanmıyorlar zaten yani. Ama Allah onlara her şeylerini veriyor. Şimdi Allah Rahman esmasıyla tecelli eder. Yarattığı bütün varlık alemine merhamet eder. Şefkat gösterir yani. Biz bir şey istersek Allah'tan, direkt istersek verir bize. Sen bana bunu verirsen ben sana bunu yapacağım dememize gerek yok. Ama hata yaptık, söyledik. Kur'an'da diyor ki Allah'a verdiğiniz sözleri tutunuz diyor. Tosun keseceğim dedin, kesmekle mükellefsin yani. Tosun keseceğim demesen de istediğin zaman onu sana gene verir. Ama sen diyor ki ben tosun keseceğim diyor. Allah diyor ki buyur tosunu kes.
koç keseceğim diyorsun, diyorsun mesela. Koçu keseceksin. Fakir doğurmak, doğuracağım diyorsun, fakir doğuracaksın. Yetim sevindireceğim diyorsun mesela, yetim sevindireceksin. Horoz keseceğim dedin, tavuk keseceğim dedin. Bu bile Allah'ın dinde bir sözdür yani. Kesmekle mükellefiz. Yerine getirmediğimiz zaman bununla ilgili sıkıntı yaşamaya başlarız. Karabasan görürüz. Öfkeleniriz. Tamam mı? Ayrıca Allah'ın El-Hafız ismi şerifi var. Kur'an-ı Kerim'i ezberleyenlere ne isim veriyoruz? Fethi Bey? Hafız. Hafız. Hafız diyoruz. Hafızın Türkçe manası ne? Koruyan, hıfz eden demek. Allah'ın da 99 esmasının içerisinde, bak Allah'ın 99 esmasının içerisinde El-Hafız ismi şerifi var. Şimdi mesela şu an dünya yüzünde yaşayan insanlar, hayvanlar, bitkiler tamamı rızıklanıyor mu? Yiyecekleri yiyorlar değil mi? Hmm. Bu hangi Allah'ın esmasıyla tecelli ediyor? Er-Rezzak ismi değil mi? Yani rızıkları Allah veriyor değil mi? Sağ olun. Bütün yarattığı mahlukatın, hayvanlar, bitkiler, insanlar tamamının rızkını Allah veriyor. Kesintiye uğruyor mu? Uğramıyor. Sürekli veriyor. Öyle değil mi? Allah'ın El-Hafız ismi şerif var. Allah kainatı korur. Sahibi olduğu için hıfz eder. Şimdi sen bir muska yazdırıp onun seni koruyacağına veya sana gelebilecek zararı önleyeceğine inanıp boynuna taktığın zaman Allah'ın El-Hafız ismine şirk koşmuş olursun. Ortak koşmuş olursun. Şimdi Allah muska takanları koruyacak da muska takmayanları korumayacak mı? Ama o zaman bana iyi gelirdi o yazısı. Tabii iyi gelir. Şeytan çünkü sana müsaade olan şeytan sizi kandırmak için muskayı taktığın zaman seni rahat bırakır. Ki inandıracak seni. O şirkte devam ettirecek yani. Şimdi bak. Şura suresi 30. ayet-i kerime. Şura suresi 30. ayet-i kerimenin meali şöyle. Başınıza gelen musibetler kendi ellerinizle yaptıklarınızın karşılığıdır. Allah birçoğunu affeder. Telefonları kapatalım da gençler. Telefonları kapatın. Ne dedim ben Fethi Bey? Şu an bir ayet-i kerimenin mealini söyledim. Ne dedim? Unuttun. Allah şöyle buyuruyor bak. Şura suresi 30. ayet-i kerimede. Başınıza gelen musibetler. Şu an senin çektiğin bir musibet mi? Musibet. Evet. Bak Allah şöyle buyuruyor. Diyor ki ey kulum Fethi. Başına gelen musibet kendi ellerinde yaptıklarının karşılığıdır. Birçoğunu da ben affediyorum diyor. Ayet-i kerime sana da hitap ediyor, bana da hitap ediyor. Hepimize hitap ediyor, tamam mı? Sen şimdi ya, elinde, dilinde, el irade anlamında. İrade. Yapmış olduğun hatalar var. Bu hatalar sebebiyle de rahatsızlanıyorsun. Başına musibet geliyor senin. Bunu muska yazarak gideremezsin. Hatandan tövbe ederek. Allah'a verdiği sözleri yerine getirerek çıkabilirsin işin içinden. Tamam mı? Şeytan gerçek sebepleri öğrenmeni istemediği için seni muskacıya yönlendirir. Muskayı takarsın, seni bir serbest bırakır. Rahat bırakır. Rahatsız etmez seni. Sen dersin ki, hah bu bana iyi geldi. O şirk yolunda devam edersin yani. Şirk koşmak ağır bir hata yani. Anladın değil mi? Yani Allah her şartta El-Hafız'dır. Yani yarattığı tüm alemi koruyandır. Bunu bu şekilde inanmakla mükellefiz. Yani sen dersen ki bak, şunları görüyor musun bak, şu muskaları. Buraya gelen hastalarımızın boynundan çıkartıyoruz, buraya asıyoruz yani. Bunlar insanları korursa, bu insanlar buraya gelmezler zaten. Öyle değil mi? Koruyamamış gibi. Fethi Bey. Olabilir. Sen şimdi akaid olarak, düşünce olarak bunu değiştirdin mi? Yani Allah seni korur değil mi? Allah seni korumaya gücü yeter değil mi? Yeter tabii. Peki o zaman muskaya gerek var mı? Ama o muska varken bana gelmiyor diyor arabası. Bak söylüyorum ya sana ben. Sen o muskaya taktığın zaman seni şirkte sabit tutmak için o inanç şirktir yani. Şirk şirk. Allah'a eş koşmak. Seni o da sabit tutmak için seni rahat bırakır. Şeytan bak
senin gibi, benim gibi akıllı bir varlık, onun da zekası var. Hedefi ne? Bizi cehenneme göndermek. Cehenneme nasıl gideriz? Allah'a eş koştu mu cehennemdesin. Allah'a şirk koştuğun an cehennemdesin. Tövbe etmezsen cehennemde de çıkamazsın yani. Yani hocam hatalarımızdan dönmedikçe... Tabii canım. Ben niye uğraşıyorum şu an Fethi Bey'e söylüyorum? Önce akaidini düzeltmekle mükellef. Akaidini düzelmeden tedavi olamaz yani mı? Hala derse ki o muska bana iyi geldi. Tabii. Anlarsa ki muska iyi gelmedi. Yani bir şeytanın onu... Ya ona gerek olmadığını, Allah'ın el hafız olduğunu, yarattığı bütün kainatı koruma güç ve kudreti olduğunu... Buna iman ettiği zaman ondan kendini sıyıracak şimdi. Gene bir nebze kuşan rahatlama bir... Korkusu geçer. Konuyu anladın mı? Kabul ediyor mu kalbin? Kabul ediyor. Yani aslında bu muska şeytanın bir tuzağı olduğunu anladın mı? Vallahi bilmiyorum, bazı hocalar da öyle diyor. Sen bak, bazı hocaları bırak. Eğer onlar gerekli olsaydı, lüzumlu olsaydı bir muskada biz sana yazar takardık. Memleket. Burada şimdi sana biz 2 saat uğraşacağız. Ondan sonra 3 defa daha gelme hakkı vereceğiz. Adam ne yapıyor? Abi onu boynuna tak git diyor değil mi? Uğraşıyor mu sana? Böyle anlatıyor mu? Anlatmıyor. Bizim derdimiz senin imanını kurtarmasına vesile olmak. Şirk koştuğumuz zaman imanımız da elden gider. Şimdi bak, Allah Teala zalim mi? Değil. Allah yarattığı hiçbir kuluna zulmetmez değil mi? Yapmaz. Allah torpilci mi? Değil. O zaman Allah muska takanları koruyup muska takmayanları korumazsa ne yapmış olur? Ayrım yapmış olur değil mi? O zaman muska, Allah'ın bizi koruması için muska takmamıza gerek var mı? Yok. Gerek yok. Takarsak ne olur? Allah'a eş koşmuş oluruz, şirk koşmuş oluruz yani. Zımmen, yani davranış olarak şu manaya gelir. Allah'ım, senin beni korumaya gücün yetmez. Ben bunu takıyorum, bu beni koruyacak. Bana gelecek zararı önleyecek, bana iyilik verecek diye sen bunu boynuna taktığın an ne yapar Allah? Seni koruma dairesinden çıkartır. Kalbin kanaat etti mi Fethi Bey? Şunu anlarsanız hızlı gideceğiz ileriki aşamalara da, şundan geçecek mi? Muska ile ilgili kalbin kanaat etti mi, ona gerek olmadığını, yaptığın işin bir hata olduğunu, Allah'ın El-Hafız ismine şirk koşmak olduğunu anladın mı? Anladım mı eğer sizin dediğinizse? Bizim dediğimiz gibi değil bak, Kur'an böyle söylüyor. Kur'an böyle söylüyor. Allah Resulü boynuna muska takmış mı? Sahabe efendilerimizden hangisi muska takmış boynuna? Var mı böyle bir uygulama? Bu diğer hacına ne takılıyor? Bak şimdi, başkası, şimdi mesela insanlar sıraya girmişler, 20 katlı binanın üstüne çıkmışlar, küt 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 kendini aşağı atıyorlar. Sen de atar mısın? Atma. Atmazsın değil mi? Niye? Akıl var sende değil mi? Sen akıllı bir insansın yani. Allah sana düşünesin diye akıl vermiş. Ondan atıyorsun, ben atmam dersin yani. Ben atmam. Onlar... Hatta onlara da derim ki atmayın kardeşim kendinizi derim yani. Şimdi başkası şeytanın arkasına takılmış olması senin de o yola girmene gerektirmez. İnsanlar cehalet içerisinde bilmiyorlar yaptıkları işin nereye varacağını. Tamam mı? Yani hacı olabilir, hoca olabilir, yaptığı iş Allah'a şirk koşmak olduğu an onun hacılığı, hocalığı da biter. Şimdi İslam'da bizim inanç ve ibadetimizle ilgili delillerimiz neler? Biz neye göre iman edeceğiz, ibadetlerimizi yapacağız Fethi Bey? Birisi Kur'an, değil mi? Kur'an-ı Kerim bizim için delil mi? Delil. İkincisi sünnet, Allah Resulü'nün sözleri ve yaşantısı. Üçüncüsü icma-i ümmet, kıyas-ı fukaha. Dördüncüsü de kıyas-ı fukaha. Bu 4 tanesinin delili bizim için yeterli. Burada olmayan bir şeyi, yani Allah'ın Kur'an'da emretmediği bir şeyi, Allah Resulü'nün hayatında yapmadığı, yaşamadığı ve bize emretmediği bir şeyi yaparsak sıkıntıya gireriz.